Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Rengarenk değiliz, sadece ve sadece sapsarıyız bugün arkadaşlar. Sevgili gençler, biliyorsunuz ki YouTube'da öğrenciye özel soru çözümü yapan tek ders kanalıyız. Ve geçtiğimiz günlerde sizden gelen fizik sorularını çözüyoruz adı altında çok güzel bir projeye başlamıştık. Bölüm 1'i çektik, paylaştık. Çok güzel de tepkiler aldık. Şimdi ise bölüm 2'deyiz. Kısaca bahsetmek istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan ya da WhatsApp grubumuzdaki benim şahsi numarama ya göndermiş olacağınız soruları YouTube'da bölüm 3, bölüm 4, bölüm 5 artık hangi bölümdeysek hep beraber çözüyoruz. Hocam çok fazla soru geldiği için cevaplandırıyorum. Canlı yayında olacak mı? Tabii ki de olacak gençler. Şu an bant yayınlarımız oluyor. Ama ilerleyen bölümlerde tabii ki de beraber canlı yayınlarımızda olacak. Şimdi 50 adet THT fizik soru çözümü yapacağız. Sorularını bizimle paylaşan Ezel Naz Üzmez ve Berk Saltabaş isimli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Buradan da kendilerine sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi 50 adet öğrencilerimizin maalesef ki rakiplerinizin çözemediği sorulara bakalım arkadaşlar. Bakalım birinci sorumuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle BC bölümünde cisme etkileyen sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü soruyor. Şekil 1'deki yatay yolun AB bölümü sürtünmesiz, BC bölümü sürtünmeli, K cisme hem kütleli, yatay ve sabit 10 Newton'luk kuvvet ile A'dan C'ye kadar çekilince hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyormuş. Şimdi hız değişimi ivme eşittir. Hız değişimi bölü zaman formülünden buranın ivmesi A ise buranın 2A. Newton'un sevgilisi kimdi? Biliyorsunuz ki Newton'un kayınvalidesi vermemişti kızını. Newton'un sevgilisi Fatma idi. Şimdi bakın arkadaşlar. 10 eşittir M çarpı 2A. Direkt AB'deki etkeden net kuvvetten. Ama BC'de sürtünme eksi 10 eşittir M çarpı A gelecek. M çarpı A gördüğüm yere 5 yazıyorum yukarıdaki denklemden ötürü. Sürtünme kuvveti 15. C şıkkı cevabımızdır. Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda bir ucunda engel bulunan bir masanın diğer ucundan aynı anda fırlatılan bilardo topları engele çarpıp atıldıkları uçtan masadan düşmüşlerdir. Buradan, buradan ve buradan. Masadan önce kırmızı top düşerse en son mavi top düşer diyor. Şimdi bununla ilgili bir yorum yapmıyorum. Çünkü önce kırmızı top düşmesi demek kırmızının hızının mavi ve yeşilden çok çok daha fazla olduğunu söylüyor. Ama masadan önce mavi top düşerse demek ki burada arkadaşlar hızları eşit diyelim. Hepsi aynı yolu alacak. Mavinin daha yakın olduğu için ikinci öncülüm doğru. Yeşil de düşerse önce demek ki arkadaşlar burada şunu anlarız. Bak 2, 4, 6 eşit birim diye ön saydım. 3, 7 yeşil düşüyorsa zaten kırmızı yeşili geçemediği için en son kırmızı düşer. Bana soru atarken bu tip atmanızı önemsiyorum. Yayın evleriyle problemler yaşıyoruz arkadaşlar. Soruları böyle üzerinde muhakkak cevap anahtarının olduğu soru atmanızı öneriyorum. Yayın eviyle bununla ilgili geçen sene açtığımız bir canlı yayında ufak bir problem yaşamıştık. Problem büyümedi ama daha da büyümesini istemiyoruz tabii ki de. Soruları böyle cevap anahtarı yazılı şekilde atmanızı tavsiye ediyorum. Hız zaman grafiği verilmiş. Hareketlilerin 3T anında birbirlerine göre konumlarını soruyor. Hız zaman grafiğinin alanı bana neyi verir arkadaşlar? Yer değiştirmeyi verir. Bence süper ilerliyoruz. Şimdi bakalım. K'nin taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6. L'nin taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4,5. Başlangıçta yan yanayım. 3'ü de artı yönde gidiyor. K, L'nin sağında olacak. M'nin ise gençler şimdi şurası 3. 3 çarpı 3 bölü 2'den 4,5 yani 7,5. O zaman M en sağda olacak. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Doğrusal bir pistte sabit hızda koşan 3 sporcudan Elif ve Ayşe hızları eşit. Yani yönleri de eşit. O zaman biz şöyle bir yorumlayalım. Elif sağa gitsin. Ayşe de sağa gitsin. Ama Cale ile Elif'in hızları farklı süratlere eşitse Cale sola gidiyor. O zaman arkadaşlar koşu sırasında Cale ile Ayşe arasındaki mesafe önce azalıp sonra artıyorsa. O zaman Ayşe buradaysa Cale burada. Tamam. Elif'i bilmiyorum. Şimdi Cale ile Elif arasındaki mesafe sürekli artar. Tamam, Elif Cale'nin arkasında ve ters yönde gidiyordur.
ya da Elif de Ayşe gibi aynı yerdedir. Önce azalır sonra artar. Ama koşucuların üçü de aynı yönde koşmuyor. Çünkü zaten Cale ve Elif'in hızlarının farklı olduğunu vermesi yönlerinin de farklı olduğunu göstergesidir. C şıkkı cevabımızdır. İvme zaman grafiği hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Sevgili gençler, ivme zaman grafiğinin alanı hız değişimini verir. Şimdi ben ilk hızımı bilmiyorum. Yani durgun muyum değil miyim bilmiyorum. Burada hızım artı V değişecek. Burada değişmeyecek. Burada eksi V değişecek. İlk hızımı bilmediğim için hız değişimim artı olması benim kesin hızlanacağımı göstermez. Hızım eksi 3V'dir. Bak artı V ekledim. Eksi 2V oldu. Yani eksi yönde yavaşladım. O yüzden birinci öncülüm soru işareti. İlk hızımı bilmediğim için 2T anında yön değiştirip değiştirmediğimi bilemem. Ama 0-2T zaman aralığında hız değişimi sıfırdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada büyük ihtimal 0-2T zaman aralığında hız değişimi sıfırdır. Yani ivmesi yoktur demek. Şimdi yani cevap yalnız 3 dediği için burayı T2T diye düzeltmemiz lazım. Çünkü 0-2T zaman aralığında hız değişimi sıfır değil. Belki 0-3T de olabilirdi. T2T de denilebilirdi. B şıkkı cevabımız. İvme vektörü cismin hız vektörünün birim zamandaki değişimini gösterir. Ki zaten ivme hız değişim bölü zaman demekti. Şimdi bakalım arkadaşlar. Başlangıçtan kaç saniye sonra K ve L cisimlerinin süratleri eşit olur demiş. Şimdi sevgili gençler burada K'nin hızı sağa doğru 2, 2 birim diyor. L'nin hızı sola doğru 8. Ve ivme de sağa doğru 2. 4, 6. Bak yani K'nin hızı 4 olduğunda L'nin hızı 6 oluyor. Sonra her saniye 2 değişiyor ya. Yarım yarım yani 1-1 değişmesi lazım. Yarım saniye toplamda 1,5 saniye. B şıkkı cevabımızdır. Birim kareleri farklı vermiş. Bir tık sorunu zorlaştıran kısım da bu olmuş. Hız zaman grafiği verilmiş. X ve Y araçları başlangıçta yan yana, 5 saniye sonra aralarındaki uzaklığı soruyor. Şimdi arkadaşlar hız zaman grafiğinin alanı bana neyi verecekti? Yer değiştirmeyi verecekti. Bak 10 çarpı 5'ten 50. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den burası da 25. Tamam. 10 çarpı 5 bölü 2'den. Burası da eksi 50. Yan yanayım. X 75 sağa gidiyor. Y 50 sola gidiyor. 75 50 daha 125. D şıkkı doğru cevabımız. Eşit zaman doğru mu geçtim? Tamam. Eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren bir ısıtıcı ile ısıtılan katı bir cismin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin kütlesi daha küçük olsaydı. Şimdi sevgili gençler bu D2 dediğimiz kısım benim için hal değiştirdiği durum. Yani katı mı diyor bizim için? Katı diyor. O zaman burası eridiği kısım. Eridiği kısım. Şimdi sevgili gençler 1 kilogramlık buz var. Onun yarısını aldım. Tabii ki de daha kısa sürede eriyecektir. D2 azalacaktır. Tamam. D1 dediğimiz kısım ne? Sonuç olarak hal değiştirme sıcaklığı diyor. Sevgili gençler hal değiştirme sıcaklığı maddenin cinsine bağlı mıydı? Asla bağlı değildi. O yüzden D1 değişmez. Teta niye artıyor? Burada arkadaşlar tetanın artması sebebi süre azaldığı için. Süre azalacaksa daha kısa sürede olacak. Sorumuzun da doğru cevabı burada eğimi artıyor. D şıkkı olacaktır. Isıca yalıtılmış aynı ortamda bulunan saf K ve L sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında sıcaklık ısı grafiği verilmiş. Şimdi sevgili gençler özdeş ısıtıcılar verildiğinde ikisine Q verildiğinde sıcaklık değişimleri aynı oluyor. Tamam. Kesinlikle yanlıştır diyor. Arkadaşlar Kelmacit formülünü yazdım. Şimdi Kelmacit formülünü yazıyorum ama burada yapacağım işlem şu. Öncelikle bu maddelerin hal değiştirme sıcaklıkları farklı. Yani maddeler farklı özellikte. Farklı cins olduğu için öz ısıları kesinlikle eşit değildir. Farklıdır. İkinci öncülüm yanlış. Yani kesinlikle yanlış. E burada Q'ler eşit. Delta T'ler eşit. O zaman ısı sahaları da eşit olacaktır. Isı sahaları eşit olması için öz ısıları farklıysa kütleleri de kesinlikle farklıdır. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Metallerin genleşme özelliği kullanılarak basit bir proje hazırlamak isteyen bilge birbirine perçinli eşit boy ve uzunlukta KL metal çiftleri, yeşil ve mavi lamba, zil üreteç ve kablo kullanıyor. Maşallah.
Şimdi K'nin genleşme katsayısı daha büyükse sıcaklık arttığında K daha fazla büyür. Sıcaklık azaldığında K daha fazla küçülür. O zaman çubukları ısıttığımda burada K daha fazla büyüyeceğinden sağa değeceğim. Burada ise sola değecek. Yani iki lamba yanar, zil çalmaz diyor. Bakalım. Evet, burada mavi lamba yanıyor. Tamam. İki lamba da yanıyor. Ama arkadaşlar, burada zil de çalmış olması lazım. Çünkü üreteçte bu ifade yanlış. Çubuklar soğutulursa tam tersi konumlarına gelecekler. O zaman yeşil lamba yanar. Bakalım yeşil lamba. Evet, burada kısa yoldan gidiyor. Doğru. Zil de çalıyor ki yeşil lamba zilden geçiyor. Tamam. Çubukları ısıttığında soğutsa da zil çalar. Çünkü zil iki üreticinin de tam ortasında olduğu için akım ikisine de geçecektir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Aynı cins maddeden yapılmış. Sadece ne diyor bize? Yo, her şeyleri aynı diyor. Çubuklara eşit miktar ısı verildiğinde. Şimdi sevgili gençler, boyundaki değişim miktarı, uzama ya da kısalma bilemem. İlk boy, genleşme katsayısı, sıcaklık değişimi. Şimdi arkadaşlar, çubukların sıcaklığı eşit miktar arttırıldığında genleşme katsayıları aynı ya. İlk boyu fazla olan daha fazla uzayacaktır. Ama sıcaklık azalsaydı da ilk boyu fazla olan daha fazla kısalacaktı. O yüzden eşit miktar sıcaklık arttırdığımda tabii ki de Y'nin boyu X'e göre daha fazla artacağından D artacaktır. Ama eşit miktar ısı verildiğinde orantılı olarak sıcaklığı artacağından herhangi bir değişim olmaz. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Hız zaman grafiği verilmiş, ortalama hız soruluyor. Arkadaşlar, ortalama hız formülüm neydi? Yer değiştirme bölü zamandı. Şimdi taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 VT. Burası da 3 VT dedim. Şimdi bakalım. VT bölü 2. VT, VT, VT bölü 2. Burası da 3 VT geldi. Üçünün de yer değiştirmeleri aynı. Üçünün de zamanları aynı. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Doğrusal yolda sabit hızla hareket eden Amerikan rüyası adlı 30 metre boyundaki dünyanın en uzun limuzinin, onu takip eden bir otomobilin 0, 1 ve 10. saniye anlarındaki konumları verilmiş. D mesafesi 3,5 metre olduğuna göre otomobilin uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar, başlangıçta ve son durumda, yani yeşil otomobil limuzini tamamen geçmiş. Tamamen geçmesi için kendi boyu kadar da yol alması lazımdı. Doğru mu? O zaman şöyle hesaplayalım. Yeşilin boyu artı limuzinin boyu 30 eşittir hızları arasındaki fark, yani V yeşil eksi V limuzin arasındaki farkın zaman 10'la çarpılmışı. Şimdi şuradaki farkı nasıl bulacağız? Arkadaşlar, 1 saniyede yeşil ne kadar yol almış? 7 bölü 2 metre yaklaşmış 1 saniyede. O zaman ben buraya 7 bölü 2 diyorum. Gelen cevap 35, 30 çıkardım 5. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Doğrusal bir yolda sabit hızlarla hareket eden 3 araç var. X aracı Y aracını 4 saniyede. Şimdi X Y'yi 4 saniyede tamamen geçiyorsa kendi boyları kadar da yol almak zorunda. 96, 100, 104. 104 eşittir. Zıt yönde gittiklerinden dolayı hızları toplanır. X artı Y parantezinde çarpı 4. Yani burası ne gelecek? 26. Şimdi toplamları 26 olması lazım X ve Y'nin. Cevap geliyor mu? Gelmiyor. 12 saniyede de Z'ye geçmiş. O zaman 104 ekledim, 108. 4 geldi. Eşittir X eksi Z. Çünkü aynı yönde gidiyorlar. Çarpı 12. Şimdi X artı Y 16. Pardon, 26. X eksi Z ise 9 mu geliyor? Aynen 9. Bakalım. 16'dan 7 çıkardım. 9. 18'den 10 çıkardım. 8. Bak, B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Doğrusal bir yolda sırasıyla X, Y ve Z büyüklüğündeki sabit hızlarla aynı noktadan aynı anda harekete geçen X, Y ve Z araçları verilmiş. Şimdi Y ile Z aracı arasındaki uzaklık değişmiyorsa Y ile Z aracı kesinlikle sabit hızlıdır. X ile Y aracındaki uzaklık artıyorsa, şimdi sevgili gençler, öncelikle üçünün de sağa gittiğini nereden bileceğiz? Şimdi şöyle hesaplayalım. X, Y'den büyüktür, X, Y'den küçüktür bir ihtimal. Y ile Z kesinlikle eşit olacak. Hepsi eşit olmasını niye kabul etmiş öğretmenim? X sola gitsin, Y sağa gitsin, Z sağa gitsin. Üçü de aynı hız büyüklüğüyle hareket etsin. Bak, X ile Y'nin uzaklığı artıyor. C şıkkı doğru cevabımız.
aynı düzlemde bulunan ve sabit hızlarda hareket eden cisimlerin başlangıçtaki konumları ve hız vektörleri verilmiş, hangileri çarpışabilir diyor. Arkadaşlar şimdi L ile M demiş, hemen bakalım. L 1, 2. 1, 2. Evet, L ile M çarpışıyor. N ile P'ye bakalım. 1, 1. N ile P'de çarpışıyor. Bir de çarpışmayanları bulalım. K ile L demiş. K buradayken L burada. Hepsini bir büyüttüm. Yani orantısal olarak iki katını aldım. Bak olmadı. K ile M demiş. K buradayken M burada. Yine olmuyor. 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. Aynı düzende bulunan KL ve M noktalarından aynı anda hareketle başlayan hareketliler sırasıyla 1-2-3 yörüngen izleyerek aynı anda O noktasına ulaşıyor. Sevgili gençler, süreler eşit. Süper. Şimdi hız ve sürat diyor. Önce formülleri hatırlatmakta fayda var. Hız eşittir yer değiştirme bölü zaman. Ardından sürat eşittir alınan yol bölü zaman. Şimdi arkadaşlar bakacağız. Şimdi K ne kadar yol almış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen K'nin aldığı yol. Şuraya yazsak yeterli galiba. K'nin aldığı yol 7. M'nin aldığı yol 1, 2, 3, 4, 5, 7. L'nin aldığı yol 1, 2, 3, 4, 5. O zaman K ve M'nin yolları eşit olduğu için süratleri eşit, doğru. K ve L'nin hızları eşit mi? Hız neydi? Vektörel büyüklüktü. Evet, yer değiştirmeleri 5'e 5. Ama vektörel büyüklük yöne de bakılır. Yönlere eşit değil. Eşit büyüklükte. Bravo Ezoş. K'nin ortalama hızının büyüklüğü M'den niye fazla? Çünkü M'nin yer değiştirmesi 3. 2 ve 3 değişikli cevabımızdır. Ankara'dan Eskişehir istikametine giden araçlar ortalama sürat uygulamasıyla karşılaşmakta. 250 kilometrelik yolda ortalama süratimin 100'ü geçmemesi lazım. Önce ben bir yarım saat 90'la gidiyorum, yani 45 kilometre. Bir saatte 140'la gidiyorum, yani toplam 185 kilometre yol aldım. 65 kilometrelik yolum kaldı. Problem yok. Peki paydam kaç? Zamanım kaç? Şu an 1,5 saat, değil mi arkadaşlar? Şimdi 250 kilometre bölü T eşittir 100 olacağı için T'nin de 2,5 saat olması lazım. Zaten 1,5 saatini aldım. Geriye kalan 1 saat var. Ben 1 saatte 65 kilometre yolu maksimum değer 65, D şıkkı cevabımızdır. X cismi şekildeki R yarıçaplı çembersel yörüngede V büyüklüğündeki sabit süratle hareket ediyor. KL noktaları arasındaki yer değiştirmesi, K'den L'ye oku çizdim. N'den K'ye oku çizdim. Eşit değildir. Eşit büyüklüktedir. Birinci öncülüm ne yazık ki yanlış. KM'deki yer değiştirmesi LN'dekine eşittir. Vektörel büyüklük eşit büyüklükte olacaktır. İkinci öncülüm de yanlış. KM'deki yer değiştirmesi 1, 2, R, C şıkkı cevabımız olacaktır. Graf uzant halkası metallerin genleşmesini gözlemlemek üzere kurulmuş basit bir deney düzeni. Şimdi K ve L küreleri halkalar üzerindeyken sıcaklık azaltıldığında K küresi halkadan geçmiyor. Arkadaşlar, genleşme katsayısı büyük olan madde sıcaklık arttığında daha fazla büyür, sıcaklık azaldığında daha fazla küçülür. O zaman burada demek ki demir halka K küresinden daha fazla küçülüyor. O zaman halkanın genleşme katsayısı daha büyük. Şekil 2'de ise ne diyor bize? Sıcaklık azaltıldığında L küresi halkadan geçiyormuş rahatlıkla. Demek ki L küresi halkaya göre daha fazla küçülüyor. O zaman L'nin 2 halkadan daha büyük. 1 ve 2. L'nin ısı iletim hızıyla genleşmenin hiç bilgisi yok. Kesinlikle sorduğu için 1-2 cevabımızdır. X, Y ve Z sıvıları var. Denge sıcaklığı X ve Y karıştırıldığında 30 oluyormuş. X ve Z karıştırıldığında ise 50 oluyormuş. Süper. Isı alışverişi sadece yalnız sıvılar arasında diyor. Şimdi sevgili gençler, şöyle hesaplayacağız. Normal şartlarda bir tane alanım, bir tane de verenim vardır. Ve ısı sahası büyük olana daha yakındır. Şöyle hesaplayalım. Şimdi X ve Y 30 oluyor değil mi? Tamam. 3M çarpı CX çarpı sıcaklık değişimi 30. 4M çarpı CY çarpı sıcaklık değişimi 15. Ben buradan denklemi kurduğumda 90, 60. 2'ye 3 gelir. Bak X ve Y kesinlikle farklıdır. Tamam. Aynısını X ve Z için yapıyorum. 3M CX çarpı 50 mi burası? O zaman 10 M CZ çarpı 30. Denklemde X ve Z eşit olabilir.
Ama Y kesinlikle farklıdır. Buna göre rayın KL, LM, MN bölümlerinden hangileri kesinlikle sürtünmelidir diyor. Sevgili gençler, yatay yolda LM arasında farkındaysanız hızım değişmemiş ki değişmemesi lazım zaten. Tamam. Şimdi buradaki hızım 0, enerjim de 0. 1 bölü 2 MV kare formülünden ilerlemek zorundayım. 4E, burası 9E. Şimdi H yüksekliğinde enerjim 4 artmış ama burada aynı yükseklikte enerjim 5 artmış. 4 artmışken niye 5 artıyor? Demek ki 4 artan kısımda sürtünme var. Şimdi 5 artan kısımda da sürtünme olabilir ama bu olabilir. Burada KL A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Şimdi arkadaşlar düşey kesici şekerlik gibi olan sürtünmesiz bir yol. K'den ilk hızsız bırakılmış. KLMN yolunu izlemiş. Ortalama hızı KL aralığında V1, LM aralığında V2, MN aralığında V3'müş. Kafamızdan uyduralım. Bir sıkıntı yok bizim için. Burada hızım 0 ya. Hadi burada 3V olsun. Burada da 3V olacak. Neden? Çünkü sabit yol, sürtünme yok. Burada da V olsun. Yapacağımız işlem şu. Ortalama hız. Şimdi arkadaşlar burası kaç? 1,5. Bitti bu kadar. Burası kaç? 3. Burası kaç? 2. Sayısal değerleri farklı versen de aynı değere ulaşacak. A şıkkı cevabımız. Doğru yerdeyiz. Tamam. Elektrikli araçların etiketlerinde enerji verilmeliği için harfler gösterilmektedir diyor. Gücü 2000 watt olan A pozitif enerji etiketli ısıtıcı bulunduğu ortama 1 dakikada 90 kilojoul ısı enerjisi veriyormuş. Bakalım. Şimdi güç eşittir iş bölü zaman. Şimdi 90 kilojoul ısı enerjisi veriyor. Verimini sormuş bize. Ne kadar? 1 dakikada. Şimdi 2000 eşittir W bölü 60. Yani 12.000 120.000. 90 kilojoul de arkadaşlar buradaki sıfırlar gittiğinde 3 bölü 4 yani %75 verimli olacaktır. Yaylar dengeye geldiğinde yaylardaki potansiyel enerjilerini bize sormuş. Kendimizi ortalayalım. Öncelikle Hooke yasası vardı. Yayı gerdiren kuvvet eşittir K çarpı X. Şimdi yayı gerdiren kuvvet burası 3X, burası 2X, burası X oldu. Çünkü ağırlıklarım eşit. Yay enerji formülüm ise 1 bölü 2 K X kare olacaktı. Şimdi 2 çarpı 9'dan 18, 3 çarpı 4'ten 12, 6 çarpı 1'den 6. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Üniversite sınavına hazırlanan Can'ın tahmini 3 milyon öğrenci gibi. Kitapları masa üzerinde şekildeki gibi durmakta. Matematik, biyoloji, fizik, kimya. Tamam. Can kimya ile matematik kitaplarını yer değiştirdiğinde sistem üzerinde bir iş yapılmıyor. Sevgili gençler, yapılan iş enerji değişimi. Demek ki enerji değişmiyorsa kimya ile matematiğin kütleleri kesinlikle eşit. Burada herhangi denklem vermemiş. Fakat fizik ile biyoloji kitaplarını yer değiştirdiğinde bir iş yapılıyor. Yani fizikle biyoloji arasında kütle eşitliği yok. O yüzden sadece yalnız 2 diyebiliyorum. Sorumuzun doğru cevabı. Sürtünmesiz bir yol. Kinetik enerji yol grafiği verilmiş. Biraz önce yazdık formülünü. Yapılan iş enerji değişimine eşit. Yani F çarpı X eşittir enerji değişiminden. Artın, burada F'i yalnız bırakıyorum. F eşittir enerji değişimi bölü zaman. Pardon, yol. Bir zaman aralığındaki eğimin 1 ise 2'de zaten kuvvet uygulanmamış. 3'teki net kuvvetin 1 bölü 2. 1 3'ün 2 katına eşit, doğru. 3 zaman aralığında kinetik enerjim azaldığı için demek ki hızım azalıyor. Hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulanmış, net kuvvet, doğru. 2 zaman aralığında cismin kinetik enerjisi değişmiyorsa hızı değişmez. Yani sabit değil, hiç kuvvet uygulanmamıştır. 1 ve 3 değişikliği cevabımızdır. Bir motorun ürettiği gücün zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Şimdi sevgili gençler bakalım hangileri doğrudur diyor. K aralığında motorun birim zamanda yaptığı iş. Fizik bir tanım dersidir. Birim zamanda yapılan iş güç demektir. Ki zaten gücümün arttığını gördüm. Fiziğin tanım dersi olduğunu lütfen unutmayalım. L aralığında motor iş yapmamıştır. Güç var mı? Var. Bak güç varsa formülünü yazmışsın zaten. İş de vardır. O zaman burada kesinlikle yanlış diyorum. Motor K ve L zaman aralığında yaptığı işin toplamı. Şimdi K'deki alanım taban çarpı yükseklik bölü 2'den PT. L'deki ise arkadaşlar direkt 2 PT.
Şimdi bu üçünün de buradakilerin de alanını aldığımda eşit olmayacak. Bunu zaten alan olarak da görebilirsiniz. A şıkkı yalnız bir cevabımızdır. Kütleleri sırasıyla 50, 60 ve 80 kilogram olan Azra, Zeynep ve Güven. Kayak yaptıkları pistte şekilde gösterilen konumlardan telesiyece binerek pistin zirvesine çıkıyor. Yere göre, şimdi ne diyor, zirveye ulaştıklarında yere göre potansiyel enerjisi MGH formülü en çok değişen Azra olur diyor. Çünkü şimdi buna bakacağız. Azra ve Zeynep'in yere göre potansiyel enerjilerindeki değişim. Şimdi Azra'nın kütlesi 50. Azra'nın yüksekliği 1, 2, 3, 4, 5, 6 artmış. Yani 50 çarpı G10 yükseklik 6H. Tamam, değişim bu. Zeynep'in ise 60 çarpı G10 yükseklik 5H. Güven'in ise, bizde güven duygusu kaybolalı çok oldu, 80 çarpı 10 çarpı 4H. Matematik işlemlerini yaptığımızda artık Azra ve Zeynep'in eşit olduğunu gördüm. O zaman birinci öncülüm yanlış. Yere göre tabii ki de potansiyel enerjisi en büyük olan Güven olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı 2 ve 3'tür. K'li arası sürtünme yok. L'mi arası sabit sürtünmeli. K noktasında duran bir cisim M'ye kadar F kuvvetiyle çekiliyor. Cisim M'ye ulaştığında hızı 0 oluyor. Yani LM'de sürtünme kuvvetinin yaptığı iş F kuvvetinin yaptığı işe eşit büyüklükte. K'li arasında kuvvetin yaptığı iş sürtünme olmadığı için sadece ve sadece kinetik enerjiye dönüşmüştür. Doğru. LM'de ısıya dönüşen enerji cismin KM arasında kazandığı kinetik enerjiye eşit. Bu yanlış. Kuvvetin yol boyunca yaptığı iş, çünkü kuvvet M'ye kadar uygulanıyor, LM arasında ısıya dönüşmüştür. C şıkkı cevabımızdır. Arkadaşlar farkındaysanız dalga sorusu. Bakın 31. sorumdayız. 30 tane soru çözdük. Birçok farklı üniteden soru çözdük. Şu an bölümümüzün ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz. Bölüm 3, bölüm 4, bölüm 5 fark etmez. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edelim. Orada zaten ben ne zaman hangi videoyu atacağımı söylüyorum. Soruları da paylaşmış olursunuz arkadaşlar benimle. Tabii soruyu paylaştıktan maksimum 2-3 gün içerisinde, en geç bir hafta içerisinde videosu hazır olacak. 60 saniyede bir bölme ilerliyor. 9. saniyedeki görünümünü sormuş. Bakalım. Şimdi ben şu noktayı aldım. 1, 2, tatlı attım. 3, 4, 5, 6, 7. Serbest uçta geri dönüyorum. 8, 9. Tamam. O zaman bu noktada şöyle olacak. Bak bitti. Cevap Denizli, sorumuzun doğru cevabı. Sabit uçta tatlı atıyorum. Serbest uçta geri dönüyorum. Tatlı attım. Yarı çapları R olan nötr K ve L iletken küreleri artı yüklü cisim yaklaştırılarak şekil 1'deki gibi etkiyle elektriklendikten sonra birbirinden ayrılıyor. Şekil 2'deki 2R yarıçaplı nötr iletken M küresi önce K'ye sonra L'ye dokunduruluyor. Şimdi arkadaşlar burası eksi Q ise burası artı Q. Tamam mı? Bir problem yok. Şimdi önce K'ye dokunuyor. Eksi Q artı 0 bölü 3R. Toplam yarıçaba bölüyorum. K artık eksi 1 bölü 3'ü alırken M'nin K'ye dokunduktan sonraki durumu eksi 2 bölü 3 oluyor. Ardından artı 1 ile eksi 2 bölü 3'ü topladığımda 1 bölü 3'ü 3'e bölüyorum. 1 bölü 9. Burası zaten paylaşıldığında K'nin en fazla M ve L'nin sırayla büyük olduğunu görüyorsunuz. Yarıçap büyük olduğu için M, L'den daha büyük olacak. Bir maddeye ait kütle hacim grafiği şekildeki gibi olduğuna göre hangisinde maddenin öz kütlesi sabittir? Kütle ve hacmin doğru arttığında maddenin öz kütlesi sabittir. Şimdi bakalım. 1'de sabit. 2'de tabii ki de değil. 3'te de sabit olması lazım. Bir daha bakalım. Maddenin öz kütlesi sabittir. Arkadaşlar 3'te de sabit olacak. Açılar da aynı. E şıkkı. Büyük ihtimal cevap anlattığında problem var. Berk'in attığı soru bu. Herhangi problem yok Berk'cim. Yük dengesi sağlandıktan sonra X, Y, Z cisimleri yalıtkan ayaklarından tutulup birbirinden ayrılıyor. Hangisi olabilir demiş. Şimdi eksi yüklü cisim yalıtkan sapından tutularak yaklaştırılıyor. Yani sistemin toplam yükü değişmeyecek. Burada en baş işareti neyse en sonun zıt ve eşit miktarda olacak ki Y cismi nötr kalsın. Y cisminin nötr kaldığı durum bu. Tamam, ama eksi yaklaştırdığım için X artı Z eksi olacak. İkinci öncül o yüzden gidiyor. Yalnız bir, sorumuzun doğru cevabı. Genleşme kasteleri verilmiş. Çubukların sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında
tekerlekler zıt yönde dönüyormuş. Yani KL'den daha fazla uzuyorsa o zaman arkadaşlar MDL'den daha fazla uzuyor. KLM şimdi L olmaz. MLK de olmaz. L en küçük ya da L en büyük olacak. Yalnız 3A yanlışı soruyor. 1 ve 2 D şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Sıcaklık zaman grafiği. Kütleleri ayrı ayrı verilmiş. İkisinin de 4 dakikadakine bakıyorum. Şimdi Kelmacit formülüm var. Tamam. 4 dakikaya bakıyorum ki eşit sürede Q'ler eşit olsun. M çarpı CK 4 dakikada K'nin sıcaklığı 40 değişmiş. L'nin de 4M çarpı CL çarpı 10 değişmiş. Yani KL ile burada ilişki kurduğumda eşit. Birinci öncülüm kesinlikle doğru. O zaman arkadaşlar öz ısıları eşit. Isı sahası C eşittir MC formülünden. L'nin ısı sahası daha büyük. Doğru. Birim zamandaki sıcaklık değişimi grafikte görüldüğü gibi tabii ki de L'den daha büyük. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Özdeş ve plastik toplar V büyüklüğünde hızlarla laminat ve halı zemin üzerine şekil 1 ve şekil 2'deki gibi atıldığında laminat zemindeki topun halı zemindeki topa göre daha fazla yol alarak durduğu gözleniyor. Demek ki arkadaşlar burada sürtünme kuvvetinin yaptığı işe bakacağız durması için halı zemin daha çok iş yapmış. Halı zemin şöyle yapacağız. W eşittir enerji değişimi. Yapılan işleri burada onu soruyor. Başlangıç enerjileri, kütleleri ve hızları eşit olduğu için aynı. Son enerjiler zaten sıfır. O zaman yapılan işler eşittir. E tabii ki de kim daha fazla yol almış? Laminat zemin. O zaman süresi de daha fazladır. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Cismin K noktasındaki hızı, L noktasındaki hızı. Başka hiçbir değişiklik yapılmayacak. Dünya yerine ayda yapılacak. Başlangıçta benim sadece 1 bölü 2 kx karem var. K noktasında hepsi 1 bölü 2 mv kareye dönüşüyor. Formülde yer çekimi ivmesi olmadığı için vk'nin hızı değişmez. Ama aynı denklemde L noktasında 1 bölü 2 m vl'nin karesi artı mgh olacak. Eşitliğin sol tarafı değişmeyecek. G azaldığı için ayın yer çekimi ivmesi dünyadan 6 oranında daha az ya. L'nin hızının artması lazım. C şıkkı cevabımızdır. Serbest haldeki boyu 4 cm olan yayın ucuna farklı ağırlıklar asılmış ve toplam uzunluğu ölçüldüğünde bir tabloda değerler verilmiş. Hangileri doğru ölçülebilir diyor. O zaman 2P 4 uzatmış. 3P 6 uzatacak. 4P 12 uzatacak. Bak 4'ten sonra problem yaşıyorum. 4P'den sonra problem yaşıyorum. 4.1'de mi bu yayın esnekliği bozuluyor? Gerçekten 5'te mi bozuluyor bilmiyorum. Ama doğru ölçmem için 4 ve 4'ün 6 olması lazım. A şıkkı yalnız bir sorumuzun doğru cevabı. Sürtünmelerin iman edildiği şekildeki düzenekte X, Y, Z cisimlerinin kütleleri sırasıyla M, M, 2M'miş. Bir süre sonra Y ile Z arasındaki ip kopuyor. Şimdi bu denklem sağa doğru gidiyor ya. İp koptuğunda artık arkadaşlar. Şimdi X'in de ağırlığı MG. Y'nin de ağırlığı MG. Artık net kuvvet sıfır. Cisim dengelenmiş kuvvetler etkisi altında. Hareket halinde oldukları için artık hareketlerini sabit hızlı sürdürecekler. C şıkkı. Hareket etmiyorlarsa da hareket edemeyecekler. Net kuvvet sıfır çünkü. Kütleleri sırasıyla 2 ve 4 kilogram olan X ve Y cisimleri üst üste konulmuş. Y'nin X'e uyguladığı tepki kuvveti X'in ağırlığı kadar 20. Ama yerin Y'ye uyguladığı tepki kuvveti zeminin yani cisimlerin ağırlığı kadar 60. 1 bölü 3 B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. İki paraşütçü şekildeki konumlarından düzgün doğrusal hareket yaparak yere düşmektedirler. Üstteki paraşütçü alttaki paraşütçüyü kaç saniye sonra yakalar diyor. Aralarındaki mesafe 300 metre. Aynı yönde hareket ettiklerinden dolayı hızlar çıkartılır. 4-1 çarpı zaman 100 saniye sorumuzun doğru cevabıdır. Bazen sorular değişebilir. Yakaladığında üstteki ya da alttaki kaç metre yol almıştır diye de değişebilir gençler. Artık bölüm 2 içinde son sorulardayız. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar tünelin girişi ucuna aynı anda gelmişler. K treni tüneli tamamen terk ettiğinde. L'nin lokomotifi daha tünelin çıkış noktasında. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. K tamamen terk etmesi demek.
K'nin boyu artı tünel eşittir VK çarpı hız demek. L ise sadece tünel kadar yol alacak. VL çarpı hız. Yazdığım yerine K'nin hız büyüklüğü L'den fazladır. Ki zaten T gördüğüm yere şunu yazdığımda K artı VL çarpı T VK çarpı T'den, evet, K'nin hızı L'den daha fazla. Diğer denklemleri kuramıyorum arkadaşlar. Yalnız bir A şıkkı doğru cevabımız. İçinde bir miktar su bulunan çay tabağı çay bardağının altına şekildeki bir yapışmış. Kütlesi 200 gram olan. Şimdi 200 gram 0,2 kilogram Mg formülünden 2 Newton. Tutup iki tarafına şekildeki gibi uygulanması gereken kuvvetler 3'er Newton, yani 6 Newton. Toplam 8 Newton, bu kadar basit. Adezyon kuvveti burada. O yapışmayı engellemem lazım. Yani adezyon 8 Newton, E şıkkı olacaktır. Şekil 1'deki K kabı L kabı verilmiş. K ve L kaplarından içi boş M kabına bir şeyler doldurulduğunda kütleler eşit oluyormuş. Burası boş mu boş? Görünüyor mu? Görünüyor. M eşittir DV. Süper. 15 burası, 12 burası. Topladım 27. 3'ü de 9. 9, 9 olacak. Yani buradan 6DV'ye gidecek. Buradan 3DV'ye gidecek. Tamam. M kabından sıvı taşmadığına göre M kabının hacmi en az kaç V olmalıdır diyor. Bakalım arkadaşlar. V1 eşittir 6DV bölü 3D. V2 eşittir 3DV bölü 2D. 2 yarım daha, artık buradan 1,5 daha. 3,5. 7 bölü 2D şıkkı cevabımızdır. F büyüklüğündeki kuvvet S'ye kadar uygulanmış. L'den V ile geçiyorsam. Yani arkadaşlar buradaki enerjim E. Ya şimdi 1 bölü 2 MV kare eşittir E ya. O zaman bak X, 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 X. Tamam. Şimdi bakın Fx eşittir E olsun. W olsun, buradan E gelecek. 2E, 3E, 4E. Şimdi hızın karesiyle doğru orantılı ya enerji. O zaman hızın 2V olması için enerjinin 4, yani P noktasından geçmesi gerekiyor. Şekildeki sürtünmeli yatay yolun K noktasında duran bir cisim M'ye kadar F büyüklüğünde kuvvetle çekilip bıraktığında N noktasında duruyor. Süper. F kuvvetinin yaptığı iş W eşittir F çarpı X. F'in yaptığı iş F çarpı 2X. Sürtünmenin yaptığı iş sürtünme kuvveti çarpı 3x. Çünkü yolun tamamı sürtünmeli demiş. Sürtünme kuvveti 2 bölü 3. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Son 2. F1 ve F2 kuvvetleri aynı anda şekildeki gibi etki ettikten 5 saniye sonra cisim duruyorsa, ilk hızının büyüklüğü 15 ise demek ki ivme büyüklüğüm 3 metre bölü saniye kare. Artı yönde yer değiştirmiştir. Şimdi net kuvvet sağa doğru ya, yavaşlayıp durduğum için demek ki hareket yönüm sol. Yanlış. Hareketin ivmesi Newton'un sevgilisi Fatma vardı. Buradan arkadaşlar 12'yi 3, evet, sağa doğru 3 metre bölü saniye kare. Formülde burası 12, burası 3 ise kütle 4 kilogram. D şıkkı cevabımızdır. Son soru. Bunu galiba eklemiştim. Büyük ihtimal ufak bir orada aynı soru 2 defa tekrar edildi. 49 soru çözmüş olduk. Şimdi aynı soru 2 defa atılmış da olabilir. Bunları ben de ilk defa sizlerle görüyorum. Gençler, bölüm sayılarımız hızlanacak. Ben bu konuda sizlere kesinlikle garanti veriyorum. Bana atılan sorular en geç 5 iç günü demiyoruz. 5-6 gün içerisinde çözülecek. İstediğiniz kadar soruları atabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.